Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere Huawei Mate 30 ailesiyle ilgili çok önemli bazı bilgiler aktaracağım. Biliyorsunuz Mate 20 ailesi geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Ve bu telefon serisinde çok güzel özellikler vardı. Mate 20 Pro, Mate 20. Bu ailenin yenisi de yine önümüzdeki günlerde ki 19 Eylül'de, yani biz bu videoyu 9 Eylül'de çekiyoruz. 10 gün sonra resmi olarak tanıtılacak. Ama telefonlarla ilgili çok önemli bir sorun var. O da nedir? Telefonlarda Google platformuna ait hiçbir servis bulunmayacak. Bu ne anlama geliyor? Gmail, Google Haritalar işte ve benzeri hiçbir uygulamayı, Google Asistan gibi uygulamayı Huawei Mate 30 serisinde göremeyeceğiz. Ki Mate 30 serisinde Lite, Pro ve Mate 30 olmak üzere 3 farklı modelden oluşacak. Hatta bir de 5G destekli bir sürüm daha geleceği bilgiler arasında yer alıyor. Tabii bunlar resmi bilgiler değil ama bugüne kadar açıklanan ve sızan bilgilere baktığımızda ailenin bu 3 ya da 4 modelden oluşması bekleniyor. Şimdi neden böyle bir şey var tabii ki? Bu sorunun en önemli kaynaklarından bir tanesi geçtiğimiz aylardaki Mayıs ayında itibaren başlayan bir gerilim vardı Amerika ile Çin arasında. ABD hükümetinin aldığı bir kararla işte Huawei markasının, daha doğrusu Çinli markalarla veya daha doğrusu şöyle bir açıklama yapılmıştı o dönem. Ulusal güvenliği tehdit eden markalarla Amerikalı şirketlerin iş yapması yasaklanmıştı ve bunun ilk örneği de Huawei'nin başına gelmişti. Huawei de bu yasaklardan nasibini alınca bir 90 günlük bir süre verilmişti. O da Ağustos 19'da bitti. Tekrar bir 90 gün daha uzattılar bu süreyi. Bugüne kadar, daha doğrusu o kararın alındığı güne kadar çıkan telefonlarda bir sorun olmayacağı bilgisi verilmişti. Ama şu anda o ikinci 90 günlük sürenin içindeyiz. Ve çıkacak olan Mate 30 ailesindeki telefonlarda ne yazık ki Google servisleri kullanılmayacak. İşte bu büyük bir sorun. Neden? Çünkü Android'li telefonlarda özellikle bizim en çok kullandığımız işte uygulamalar, işte Gmail olsun, Google Haritalar olsun, Google Asistan olsun ve benzeri işte takvim olsun, Google'ın hizmetleri. Zaten bunları kullandığımız için aslında biz bu telefonlardan istediğimiz verimi alabiliyoruz ve daha doğru bir şekilde kullanabiliyoruz. İşte bu servisler olmadığı zaman bu telefonların çok da bir manası kalmıyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. Android işletim sistemi açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Ancak güvenlik güncellemeleri vesaireleri Google tarafından öncelikli olarak yapılıyor. Ve bunu işte markalar, Samsung olsun, Huawei olsun, Xiaomi olsun veya diğer üreticiler kendi telefonlarına yükletebiliyorlar. Yine güncellemeler gelecek. Burada bir sıkıntı yok ama bunlar gecikerek gelecek. Bunu da söylemiş olalım. Yani Google servislerinin olmaması dışında aynı zamanda güvenlik güncellemeleri vesaireler de Mate 30 serisine ya da Google sistemini, Google'ın servislerini kullanmayan cep telefonlarına geç geleceği anlamına geliyor. İşte bu bakımdan Mate 30 serisinin birazcık ölü doğduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eğer bu uygulamalar olmazsa telefonların çok fazla bir anlamı da kalmamış oluyor. Bunu şöyle belki düşünebiliriz. İşletim sisteminiz var Windows bilgisayarınızda ama işte güncelleme yapmıyorsunuz. O zaman saldırılara, işte güvenlik açıklarına, güvenlik sorunlarına maruz kalacaksınız anlamına geliyor. İşte telefonda da ne yazık ki aynı sorun var. Anladığım kadarıyla çok da net bir bilgimiz yok ama dediğim gibi bugün ayın 9'u, işte 10 günlük bir süre var yaklaşık olarak. Bu 10 günde Huawei belki durumu toparlamak için Google'la konuşuyor hala diye düşünüyorum ben. Yani 10 günde bir sürpriz olabilir. Hani biz anlaştık vesaire denilebilir ama iki tarafın aslında elini güçsüzleştiren bir durum bu. Yani Mate 30 serisinin böyle çıkması aslında Google için de iyi bir şey değil. Çünkü şu anda dünyadaki ikinci en büyük telefon üreticisi Android tarafından bahsediyorum. Huawei, Samsung birincisi, Huawei ikincisi. Böyle olunca tabii ne oluyor? Huawei'nin daha az telefon satması, Google'un da gelirlerinin azalması ya da işte Google'a dolaylı yoldan etkileyecek bir şey. Ama tabii hükümetin aldığı bir karar olduğu için de çok fazla müdahale veya değişiklik yapılamıyor bu tarafta. O bakımdan eğer bir değişiklik olmazsa Mate 30 ailesinde Google servisleri bulunmayacak. Bulunmaması da çok büyük bir sıkıntı. Yani telefonu bedava verseniz de çok fazla bir işe yaramayacağı anlamına geliyor. Tabii ki yerine konulacak şeyler var. İlla Google haritaları olmaz, Yandex haritaları kullanırsınız. İşte Gmail olmaz, başka bir şey kullanırsınız. Ama hadi bunları geçtik.
güvenlik tarafındaki sorunlar aslında en önemli problemlerin başında geliyor. Çünkü telefonların her türlü saldırıya karşı açık olacağı anlamına geliyor. Yeteri kadar güvenli olamayacağı anlamına geliyor. Bu da tabii bir telefonu tercih ederken ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Ayrıca şöyle bir sorun da var. Olası güncellemeleri de almayacağı anlamına geliyor telefonun. Yani ya da daha geç alabileceği anlamına geliyor. Yani size Google şu an işte 10 var. Android 10 üzerinde çalışıyor. Hatta yakın zamanda da piyasaya sürüldü. Diyelim ki Android 10'la geldi. 11 gelemeyebilir. Ya da gelir ama çok geç gelir. Bu da tüketici açısından ciddi bir sıkıntı. Yani bir telefonu aldığınızda siz güncelleme almak istersiniz. Güncelleme alamadığınız zaman da bu da ciddi bir problem olacağı anlamına geliyor. Bu bakımdan Mate 30 serisi çok büyük sıkıntılarla geliyor. Huawei de anladığım kadarıyla ya şu anda bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Google'la ya da ABD hükümetiyle bilemiyorum. Belki daha üst düzeyde bir ilişkide vardır. Görüşmeler yapılıyor olabilir. Ama görünen o ki eğer anlaşma olmazsa ve bu bir şekilde bir orta yol bulunmazsa Mate 30 ailesi kesinlikle ve kesinlikle Google servislerinden mahrum olarak gelecek. Bu da telefonun tercih edilme noktasında önemli sıkıntılarından bir tanesi. Bu konuyla ilgili olarak sizin de görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerde yorum olarak paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz olmayı unutmayın. Aynı zamanda bizi Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.